Güneşli bir Aralık sabahından herkese merhaba. Şöyle geçeyim, biraz lastikleri ısıtalım arkadaşlar. Şöyle biraz lastiklerimizi ısıtalım, değil mi? Soğuk çünkü lastikler. Ellek Şekerdere yol çatına geldik. Evet, köpek bakıyor. Bakalım ne yapacak? Yok. Ay canım benim. Çok tatlıymışsın ya. Şekerdere Köyü. Merhaba Mike. Motor gezilerinin en güzel taraflarından birisi. Çocuklar çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Keşke dünyayı çocuklar yönetse. Virajlı köy yollarından devam ediyoruz arkadaşlar. Görmekte olduğumuz dağ Düldül Dağı. Yüksekliği yaklaşık 2300 metre. Bellek beldesine hoş geldik. Düldül Dağı ne kadar güzel görünüyor. Şu gördünüz mü? İçimden geçecekti. Atalan sınırlarına girdik. Atalan merkezi. Sağa dönüyormuşuz. Peki. Döneriz. Abicim bu yeşil şelale ne tarafta? Şelale. Abi şimdi buradan daha dönmeyin yürüdük. İlerden Merra'nın çıkışında bir köy çıkar karşıma. O köyün çıkışında bayrak var. Yol gelen çatallar var. O zaman sola döneceğiz. Doğru gitsin iyi. Bayraktan sola. Tamam, teşekkür ederim. Bayraktan sola. Tamam, dönelim. Celiller Pir Sultanlı Köyü. Köpek dikkatlice bakıyor bize. Saldırma ihtimali vardır. Yok. Günahını almışım bir tanemi. Abisi burada bir yeşil varmış. Yeşil şelale. Nerede? Buradan direkt gittim buydu. He. İstikamına gider. Biri direkt karşıya gider. He. Ben karşıya gideceğim. Karşıya gittim buydu. En üstüne sen sağ tarafında. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne bağırıyorsun oğlum? Tabela koymaları güzel olmuş. Bu sakinlik ve sessizlik cidden huzur veriyor insana. Oo, yolun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Abi muhteşem ya. Ha, buradan sağa döneceğiz, doğru mu? Oo, tabiat gerçekten enfes görüntüler sunuyor arkadaşlar. Suda
buradan geçeceğim. Tamam. Burası. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız ya? Nasıl? Şelale karşımızda. Buraya yeşil şelale diyorlar. Çok görkemli bir görüntüsü olmayabilir. Ama güzel olan tarafı şu ki tamamen doğal. Suni hiçbir tarafı yok. Benim açımdan şu anın en güzel tarafı ise benim dışımda tek bir insanın dahi bu ortamda bulunmuyor olması. Tamamen sakinlik, sessizlik ve huzur hakim. Tabiat çok güzel ama keşke şu insan atıkları olmasa. Hem çok üzülüyorum hem çok sinirleniyorum. Diğer tarafa da geçelim. Sessizlik olağanüstü bir güzellik sunuyor bize. Görüntü muhteşem. Suyun sesi, bitki örtüsünün güzelliği, yer şekillerinin görkemi insana huzur veriyor. Ambiyans muhteşem. Sadece şelale değil, etrafı da çok güzel. Bitki örtüsü harika. Gelirken de çok büyük keyif almıştım bu yoldan. Giderken de aynı şekilde. Abi şu güzelliğe bakar mısınız ya? Of. Eğer araba gelmiyorsa şurada bir fotoğraf çekinelim be arkadaşlar. Yolların Fatih'i Toros. Düldül Dağı ne kadar güzel görünüyorsun sen ya. Ben motosiklet gezilerimde mümkünse aynı yoldan dönmeyi sevmiyorum. Şu an bana bu güzergah daha ilginç, çekici ve cazip geliyor. Burası Boyalı Köyü mü acaba? Doğru tahmin. Boyalı Köyü'ymüş. Burası hangi köy acaba? Bostanlar olabilir mi? Evet, Bostanlar Köyü. Bostanlar Köyü'nü geçerken çok dikkatli olmak lazım. Bildiğim kadarıyla buranın insanı çok kavgacıymış. Böylesine keyifli bir günde dayak yemeyelim arkadaşlar. Petrolde ihtiyaç molası verdim. Ve bir yakışıklıyla karşılaştım burada. Uzi!
Ay canım benim, ne tatlısın sen ya. Bu yakışıklı bir Rottweiler. Ve çok sevimli. Çok karizma, çok tatlı. Canım. Uy 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 uy. Kardeşim görüşürüz, tamam? Kendine iyi bak. Tamam? Yolcu mu edeceğim beni? Tamam gel. Uzi. Kardeşim görüşürüz. Düz içindeyiz arkadaşlar. Düzce şehir merkezine doğru yol alıyoruz ve karnımızı doyurabileceğimiz bir mekan arıyoruz aynı zamanda. Karnımı doyurdum arkadaşlar. Şimdi çevre yoluna çıkıp Berke Barajı'na doğru devam edeceğim. Görüntü harika değil mi arkadaşlar? Bulutların gölgesi düşmüş dağlara. Görsel şölen. Burası Çitli. Allah Allah. Çotlu. Zemin üzerinde bir hayli mıcır var. Çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Motosiklet sürüşünde mıcır en büyük risk faktörlerinden birisi. Zemin güzel olsa gerçekten virajların akışı, görüntüsü, açısı gerçekten çok güzel. Ama gel gelelim, zemin çok kötü. Kuşçu sınırlarına girdik. Dostlar bu yolu takip ederek Çatak üzerinden Andırın'a da geçmek mümkün. Sağdan devam ediyoruz. Gövdeye doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tünel bir hayli uzun. Toros Dağları sadece Akdeniz bölgesi için değil, tüm Türkiye için hakikaten olağanüstü bir zenginlik kaynağı. Muhteşem bir habitat, muhteşem bir doğa, bitki ve hayvan çeşitliliği, tarifi yok. İkinci tüneldeyiz. Tünelin içi bir hayli serin. Görüntü cidden etkileyici, görmüş olduğunuz gibi. Tünelden çıkış. Berke Barajı gövdesindeyiz. Baraj gölünü, set gölünü göstereyim size. Dağların arasında derin bir su birikintisi. Asıl diğer tarafına bakalım. Ne kadar yüksek olduğunun farkındasınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz baraj seti, Berke Barajı 201 metre ile Türkiye'nin en yüksek baraj setlerinden birisi. Artvin, Yusufeli, Deriner ve Ermenek barajları da dahil olmak üzere kendisinden yüksek barajlar var ama şu an için Türkiye'de ilk 5 içerisinde bulunuyor yükseklik olarak. Hakikaten baktığınız zaman insanı ürpertmiyor değil. Şöyle biraz daha gezelim. Bir de bu açıdan bakalım yüksekliğe.
Çok etkileyici bir baraj gerçekten. İnsan baktıkça ürperiyor. İtiraf edeyim. Baraj görünümü bu açıdan da görmüş olduk. Dönüş yolculuğumuz başladı. Fotoğraf çekimi için güzel bir açı. Evet, buradan devam edersek andırın. Biz Düzce üzerinden Osmaniye'ye döneceğiz. Ben de 4 lirayı yakayım. Abi gördünüz mü? Zeytini budamışlar. Ne yapmışlar? Büyük ihtimalle taşıdıkları araçtan düşmüş yola. Yani ciddi bir risk açıkçası. Çok şükür. Sürücüler olarak bizler dikkatli davranabildik. Yani çok dikkat çekmiyor belki ama ya da dikkate alınmıyor. Bu tür konular çok hassas konular ve bu yol üzerindeki işte yolla alakası olmayan, trafikle alakası olmayan işte lastik parçalarıdır, işte yapıştırma lastik parçalarıdır, işte budanan ağaçların dallarıdır vesaire. Bunlar maalesef kazaya davetiye çıkarıyor arkadaşlar. Hava tam olarak kararmadan dönüşümüzü gerçekleştirdik. Bu açıdan memnunum. Ayrıca bugün daha çok yakın çevreye dönük bir gezi programı yaptık. Doğal güzelliklerle başladık. Biraz insan eseri, yapay bir mühendislik harikasıyla bitirdik. Her zamanki dileğimizle gezimizi ve günümüzü bitirmiş olalım. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerle dopdolu nice gezilerde bir arada olmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın ve de hoşça kalın.